Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. İngiltere nerede? Süleyman Seyfi Öğün Doğu Akdeniz meselesinin mevzi bir mesele olarak ele alınmasının yanlışlığına çeşitli vesilelerle dikkat çekmeye çalışıyorum. Bütünlüklü analizlere ihtiyaç var. Bunun da günlük gelişmelere göre gündem oluşturan, yeni bir gündemi tartışırken bir gün evvel konuşulanları unutan perakendeci medyayla başarılamayacağı da ortada. Herkes küreselleşme kavramını diline pelesenk yapmış vaziyette. Ama pek az çevre bunun hakkını veriyor. Siyasal analizler pek çoğunu derinlikli bulmasam da mer'i ekonomik analizlerin bile gerisinde seyrediyor. Herkes mesela İsviçre borsasında olup bitenlerin Tokyo'ya tesir edeceğini iyi kötü biliyor da Hindistan-Pakistan geriliminin Libya'ya nasıl tesir edebileceğini pek de kale almıyor. Bilmeliyiz ki Akdeniz artık Akdeniz'den ibaret değil. Kızıldeniz, Basra ve Hint Denizi ve daha uzakta olan Çin Denizi ile eklemleniyor. Bu şu demek, Çin Denizi'nde olup biten bir mesele, farz muhal, muhtemel bir Çin-Tayvan geriliminin buralarda nasıl bir netice doğurabileceğini tartışabilmeliyiz. Haydi o kadar uzağa gitmeyelim. Kafkasya'da yaşanan ve yaşanması muhtemel olan gerilimlerin, misalen Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedefleyen tecavüzlerinin Kıbrıs'ın geleceğinde nasıl belirleyici olacağını hesaba katmak mecburiyetindeyiz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında başlayan yakınlaşmaların çapını büyüteceğini ve katılımcılarının sayısını artıracağını yazmıştım. Bu plan sadece Orta Doğu'yu değil Afrika'yı da kapsıyor. Sudan'ın bu projeye yakınlaştığını vurgulayan haberler gelmeye başladı. Demek ki mesele basit olarak İsrail'in güvenlik şemsiyesini oluşturmak gayretiyle sınırlandırılamayacak kadar oluşumun büyük bir boyut kazanmış durumda. Yemen'in darmadağın edilmesi ve akabinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra adasını işgali de bu oluşumun Kızıldeniz ve Hint denizi ayağını oluşturuyor. İş büyük ve büyüyor. Nihayetinde de keskinleşen ABD-Çin rekabetine oturuyor. Nitekim İsrail ile Arap dünyası arasındaki yakınlaşmanın Çin'in Avrupa ve Afrika ile olan hesaplarını kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir teşebbüs olduğuna işaret etmiştim. Akdeniz'de güçler büyük ölçüde saflarını sıklaştırıyor. Türkiye merceğinden bir bakalım. Fransa, Yunanistan, Güney Yunan Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tobruk İdaresi apaçık olarak Türkiye'nin karşısında bunu Afrika'da Sudan destekliyor. Bu oluşumun İsrail tarafından kotarıldığını tahmin etmek zor değil. Rusya bu sert çekirdek oluşuma farklı sahipler üzerinden de olsa ciddi bir destek veriyor. ABD'nin kurmak istediği bir PKK devleti üzerinden Suriye'de apaçık Türkiye'yi karşısına aldığını görüyoruz. Ama Libya'da da tablo farklı değil. ABD'li yetkililerle bir kısım Libyalı yetkililer arasında İsviçre'de yapılan son değerlendirmelerin meyvası sayılabilecek bir anlaşmanın metnine bakıldığında yeni bir geçiş süreci tarifi yapıldığını ve mevcut Trabloskar hükümetinin tasfiye edilerek merkezin Sirte'ye aktarılmak istendiğini görüyoruz. Mevcut hükümet Birleşmiş Milletler tarafından kurulduğunu, temellerinin zayıf olduğunu unutmayalım. Kur'an Birleşmiş Milletler olduğuna göre değiştirme salahiyeti de yine Birleşmiş Milletler olabilir. Yeni yapıda geçici bir başkan ve iki başkan yardımcısı olacakmış. Metin, Trabluskarp ve petrol hilalini yabancı askerlerden arındırmayı esas alıyor. Hedeflenenin Türkiye ve Rusya olduğu çok aşikar değil mi? Almanya Fransa'nın yer yer kapasitesini aşan bir rol üstlenmek istediğini, Avrupa Birliği'ni kendi çıkarları üzerinden bir maceraya sürüklediğini, bunun da Avrupa Birliği'nin gelecekteki lideri olmaya dair bir yatırım olduğunu görüyor. Almanya'nın bu sebeple Türk-Yunan gerilimini yatıştırmak için devreye girdiğini gördük. Diğer taraftan İdlib'te bir yangın çıkması durumunda doğacak büyük göçün başta kendisi olmak üzere Avrupa Birliği'ni vuracağını da biliyor. Almanya istemeyerek de olsa Türkiye'yi kollamak durumunda kalıyor. Diğer taraftan Doğu Avrupa ve Balkanlardaki nüfuzunu gerileten, Rusya ile arasına tampon döşeyen ABD ile başı dertti. Türkiye ise Akdeniz'de Katar ve Görece olarak Malta, İtalya ve İspanya'nın desteğini alıyor. Ama en dikkat çekici durumlardan birisi de Brexit sonrası Birleşik Krallığın pozisyonu. Hong Kong meselesi Birleşik Krallığın Çin'le ilişkilerini sarstı burada iki kliğin arasındaki mücadele sürüyor. Tony Blair, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki yakınlaşma anlaşmasında boy gösterdi. Boris Johnson ve muhafazakarların ise kraliçe ile birlikte başka bir eksende olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de sessiz ve derinden bir siyaset yürütüyorlar. Cebeli Tarık, Malta ve Kıbrıs üzerinden Akdeniz'de kuvvetli bir tutunuma sahip olan Birleşik Krallığın yavaş yavaş sahneye çıkacağını ve bunun Türkiye ile görece bir yakınlaşma üzerinden olacağını düşünüyorum. Birleşik Krallığın Kıbrıs'ın bir üsler cenneti olmasını kabul edeceğini zannetmiyorum. Unutmayalım, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'yi açıktan destekleyen, bunun Almanya üzerinden tezgahlandığını ima, Suriye'de ABD'nin kurduğu IŞİD-PKK işbirliğini ifşa eden devlet Birleşik Krallıktı. Diğer taraftan İngiltere Asrın Anlaşması'nı hararetle desteklemedi. Son olarak Türk-İngiliz ortak tatbikatı rastgele olmayan çok mühim bir gelişmeydi. Gelişmeler nereye evrilir bilinmez ama ABD Birleşik Krallık arasındaki mevcut tablonun 2003'teki gibi toz pembe olmadığını gösteriyor. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün